Hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puan al. Bilyoner. Burada da mesela Sabek. Boy yine. Müthiş boy zaten. çok. Bak, bak, müthiş. Şeyler de orada. Ankara güçlü oyuncular. Kerem orada. Merkeze gelmiş. Dışarıdan zaha koşu yapıyor. O koşu yapan tete, tete değil mi? Tete evet. Bak güzel. Bu güzel bir örnek. Çok güzel. İkili mesela. Sabek sağ açık partnerliği. Oraya gelen Icardi mi? Arkadaki Icardi. Mi? Icardi olabilir. Ama Icardi'nin boşuna kim gitmiş? Kerem gitmiş. Evet. Bak. Pozisyonlar dolu olması gerekiyor. Şimdi burada bu kadraja kimin girmesi lazım? Orta sahadan bir oyuncunun girmesi lazım. Kerem Demir. Bu var oyuncuların dağılımına göre oyuncu girmesi lazım. Oyuncuların oralara girip kalabalık değil. Bu oyuncuların dağılımına göre hakemin biraz daha ötesi tarafına bir oyuncunun daha gelmesi lazım. Evet. Orada da güzel pas, topu kaptırıyor. Mesela bir geri alalım. İlk kontrol hep söylüyoruz ya iyi yapabilse, iyi önüne alabilse devam et. Yap alamayınca da adamlar iki kişi gelip basıp topu alıyor. Evet. Burada da kaleci Muslera müthiş çıkardı orada. Nasıl çıkarmış Muslera burada da müthiş çıkardı. ha. Evet. Yani... Morutan direkt vurdu. Muslera çok yüksekten çıkardı yani çok Bravo. zor vurdu. arkaya iyi yaylanmış. Ya. İlk yarıdan belli hocam. İsabetli şutu yok Ankara gücünü zaten. Galatasaray 5'i isabetli 18 şut atıyor. Yaklaşık 1'e yakın gol beklentisi. Rakip ceza sahasında topla buluşma 27. Yani Fenerbahçe'nin 61 rakip ceza sahası topla buluşması var. Galatasaray'ın 55'lerde falan var. Yani çok fark var. Galatasaray Fenerbahçe ile Anadolu takımları arasında inanılmaz fark var. Ee, bu maçlarda da iki maçta da belli oldu yani. Galatasaray ile Fenerbahçe yani iki takım Avrupa'nın üst düzey takımları gibi durmaya başladı. Evet. Yani sen ne diyorsun? İnşallah Avrupa'ya yansır bu yansıması lazım yani. Evet. Oyuncuların yapması gerekiyor. Yoğun bir şey görüyoruz. Rakip yarı alanda ısaratesi çok belli. Altı sarı. Hakim belli yani. Şuradan belli. Evet. Ankara Gücü'ne kendi Kale, kalesinde yani Ankara gücünün kalesi Beklemiş. Bahadır'da yani kale evet. alanı. Bak, Sayın, yani ne kadar etkili olmuş o alanda. Kalecinin olduğu yerde çok etkili olmuş. Evet. Bu da sağ dağılımı. Kaan bu, biraz daha demin sona göre daha geride pozisyon aldığını görüyoruz. Daha evet. engelleyen topu. Evet, evet. Burada da güzel bir devam ettirelim görüntüyü. Hocam burada Kerem Demirbaş Gol öncesi kaybıyor. mi bu? Gol öncesi. <laughs> ya <Evet. gülüyor> bir, bir daha gelelim şimdi şuraya. Bak çok rahatlıkla bu topu kullanabilir. çok rahat atabilir. Tete boş. Rahat. Rakibi yani top top önünde vücudunu rakibin önüne koyduğu an top önünde bitti. Araya girdi. Rakibi ya faul yapacak ona ama hiçbir şans yok arkasında çünkü. Evet. Basit bir top kaybı. Ondan. Çok basit bir top kaybı. Şimdi işte burada buraları takımlarımızın da devam et geliştirmesi lazım. Bak ne kadar rahat çıkıyor. Ankara gücü iyi paslan da çıkmış. 5 yani, oyuncu e, ee, baskıyı yapamadı. Şimdi bak şimdi burası önemli. Şimdi stoper değil mi topa baskıya giden? Davinson Sanchez evet. Sanchez gitmeli mi gitmemeli mi? Bu çok önemli. Hocam bir, geri bir al. şey söyleyeceğim. Burada Kaan yayın hemen önünde gördüğümüz oyuncu Kaan. Bu muhtemelen duran toptan sonra oldu. Kaan önde kaldı. Davinson'da derinlik alan oyuncu da yok. Yani bir stoperiniz zaten önde. Diğer stoper de çıkınca arka taraf tamamen boş kaldı. Şöyle diyelim. Bak pozisyon bu bu pozisyona göre sol bek orada mı? Evet. Angelion orada. Yani. Evet. Torreira orada. Sağ bek Zaşa. Evet. Ve Sanchez mi? Ee, Sanchez adama gidiyor. Sanchez de orada. Şimdi burası 1, 2, 3, 4'e 3 diyelim. Topa sahibi olan oyuncuyla 4'e 3. Şimdi siz burada geç kalmışsanız bak böyle çok Yenilen gollerden örnekler verdi. Şimdi tekrar aynı oyuncuları dile getirip oyuncular şey olmasın etki kızmasınlar. Çünkü onlar evet. istemezler böyle hataların çok dile getirilmesini. Devam ettir görüntüyü. Çıkmasa kalsa Bak neden? Şimdi iki hata var. torayrada da hata var. Bak şimdi Torayra'nın önünde. Golü kim atıyor? Öndeki önündeki adam atıyor. Hı. Bak arkadaşı çıkmış olabilir. Arkadaşı ben bu topu alacağım dedi veya taktik foul yapacağım dedi çıktı. Torreira'nın otomatikman Torreira gibi bir oyuncunun işte bazen farkındalık işte ikinci yarının başı başı, başı. Evet. neden ikinci yarıya çıkarken oyuncular orada kısa kısa bazen sprint attırıyorlar? Çünkü 15 dakika içeride oturuyor, evet. hocayı dinliyor, rahatlıyor. O orada kendini tam hazırlamıyor. En azından maça girerken adele gruplarına o uyarıyı veriyor. O uyarı ne oluyor? Adele grubu hazır. Bak. Doğru. Özellikle Bak oyuncular sevmez onu. Ya bunu niye yapıyoruz der ikinci yarı çıkar. İngiltere başlattı bunu. İngiltere bir başlattı herkes birbirinden görerek. Tabi bunun açıklaması önemli. Bunu niye yaptığını oyuncuya benimsetip oyuncu bunu isteyerek bu bana lazım. İki, dikkat et goller ikinci yarının başında goller yer takımlar. Ya futbolla oynayanlar bilir ama hocam devre arasından sonra oyuncu bazen hiç alışamaz oyuna veya Mesela su molası verildiğinde bir oyun durduğu zaman oyuncu birden kopabiliyor hakikaten. Uzun bir 3-5 dakika ara verdiğin zaman doğru. kopabiliyorsun yani. İşte bazen milli takım araları, bazılarına ters, bazılarına iyi geliyor. Doğru, doğru. Şimdi mesela burada görüyor görüntü bütün Galatasaray taraftarı, izleyiciler baksın. Sen devam ettir. Devam ettir. Bak, kal. Ya Sinan ne kadar çok basit bir şey aslında. Hmm. Yani şimdi halı saha oynayan bir sürü Galatasaraylılar var, spor sporseverler var. Bir geri al. Pozisyon bu. Şampiyonlar Ligi üst düzey ve Torreira da benim çok beğendim. Ne diyoruz? Torreira, Fred, Şuanski üçünü yan yana oynat. Gibi örnekler veriyoruz. Müthiş bir oyuncu. Galatasaray'a katkısı tartışılmaz. Oyunculuğu da tartışılmaz. Ama hata var işte futbolda. Kerem'e vasat oynadı diye baskıyı görüyoruz hemen. Türk oyuncusu bizim çocuğumuz. <laughs> Evet. Ben baskı yapılsın demiyorum. Ben aradaki farklılıkları bilgiyle öne koyuyorum. Burada ortak akıllı düşünelim. Geliştirici, yapıcı. Ee, şimdi devam ettir görüntü. Bak ee, bunu şimdi Kerem yapsaydı veya Abdülkerim yapsa bizim Türk çocuklarından biri yapsa acayip kızarız. Doğru. Ha Futbolda hata var. Yok diyemeyiz var hata. Nitekim pozisyonda gol oluyor ama. Ankara gücü de iyi değerlendirmiş bunu. Devam edelim. Davinson'da sonunda hocam faul yapması lazım değil mi? Çalımı iyi yediğinde o zaman indirmek. Ta, 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 evet. Zaten belki de onun için çıktı oraya. Evet. Ama A. adam kurtulunca. E. O e. pası e. dağıtınca. Efkan hem çalımı hem pası atan Efkan. Müthiş bir pas. Evet. Müthiş bir İkinci yarın başı soktu değil mi Efkan'ı? Evet. İkinci evet. yarısı soktu. Ve güzel bir vuruş yaptı yani. Evet. Makedonya'dan geldi. dedim bu oyun? Golü atan Jamaikalı hocam. Çok İnanılmaz süratli bir oyuncu. Ronaldo, Sipas. Müthiş süratli bir oyuncu. Biraz oyun aklını geliştirirse inanılmaz hızlı yani. Burada Sasha boy yetişemedi mesela. Adımlamasını da iyi ayarladı. Çabuk oyuncu. Evet. Şukubi. Şukubi. Şukubi'den. Şukubi'den geldi. Onun başkanı da Türk. Olgun Aydın. Buradan evet. geldi. Hocam devre arasında giren oyunculardan bir tanesi de Atakan. Atakan burada boşa çıkıyor. Zaha ondan Şimdi mesela bak Atakan'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Atakan çok iyi. Ben çalıştırdım Atakan'ı. Müthiş. Çok hırslı. Çok inanılmaz çalışkan, antrenmanı seven, disiplinli, inanılmaz bir çocuk. Ama kesinlikle antrenörün eli değmesi lazım. Taktik olarak, teknik olarak kesinlikle. Ben ben de çok özel çalıştırdım. Çünkü sadece fiziksel güç ne dedik dalga, dalganın sertliği değil sürekliliği. Yumuşak geliyordu ama sürekli geliyor. Pat 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 pat. Dolayısıyla o gelişimi almazsa ona benzer hataları çok yapabilir. Atlamayı çok seviyor ama Atakan her pozisyona evet, atlanır. Yani yapabilir, onda o var, yapabilir. Seyredecek. Stoper oynuyor, 6 oynuyor, 8 oynuyor, her yerde oynamaya çalışıyor. Ama geliş kendisi düşünecek. Ben şurada oynadım, burada oynadım. Pozisyonlarda birebir nasıl oluyorum? Ben ülke adına da diyorum. Mesela Galatasaray Erzurum'dan kim gelmişti? Taylan. Taylan. Tayland. Tayland. Ben Tayland'a çok umutluydum. O zaman ben onu Kayseri Spor almaya çok uğraştım. Gaza'yı tercih etti. Ama gelişimi gösteremedi. En önemli şey oyuncuda gelişimdir. Teknik adamların sadece teknik direktör değil teknik adamların oyuncuya katkısıdır. Biz böyle fizikli boylu postlu çocuklara teknik adamlar katkı yapacak. Yoksa niye hep Türkiye'de top tekniği yüksek boyları kısa oyuncu sayısı daha fazla. Niye antrenörler altyapı antrenörleri çok iyi çalım atıyor çok iyi top tutuyor diye. Önce fizikli oyuncular kalas kazma diye kimse almıyor. Evet. Halbuki esas onları alıp niye İskandinavya ülkelerinin oyuncularının hepsi 2 metre 1.80 1.90 adamlar kalas geliyor ama o kalası alıyorlar tornaya sokuyorlar atölyede <laughs> adam hop sana müthiş bir mobilya olarak çıkıyor. Gidiyorsun sonra satın alıyorsun. Öyle. Dünyanın parasını vererek. Durum bu. Baksana nasıl geçti. Topu iyi aldı kalçasını iyi koydu. Yani Zahanın en yapıyor. Zahanın işte hep sol kanat ama. Buralarda bunları çok iyi yapıyor. Müthiş yapıyor. Devam edelim. Ve dribling. Ters, ters köşeye yatırdı hocam. Dribling, vuruş. Yani takdir etmek lazım. Burada da hemen üstüne golün üzerine mükemmel bir ara pası atıyor. Yani bak. E, şimdi burada ne önemli şeylerden biri de Icardi'nin yaptığı o boş koşu. Ricardo boş koşuyor olunca bir kere o stoparı orada stopladı. Evet. Onu orada stopladı. Bütün dikkatleri oraya bıraktı. Kerem de oraya koşu yapınca sağdaki iki Ankara güçlü. Onlar da otomatikman bilinçaltı Kerem'deler. Bilinçaltı. Ne oldu? Ee, bindiren kim? Tete. Tete. Bir bindirme yapmak. Topsuz bindirmeyi görüyor musun? Dem deminki pozisyonlarda dedik ya bu koşması lazım buraya. Bak ne oldu Tete? Çok güzel bir koşu attı. Ya, karşı karşı. Müthiş bir koşu attı. Bunu yapacaksın pası da atsa daha güzel olacak. Evet, evet, evet. Müthiş olacak. Şurada ya işte bir an önce kendini de gündü. Şurada pası da atsa müthiş bir organizasyon olacak. Icardi atıyor hocam bu pasları. Icardi atıyor. Yani bencil değil. Ben atacağım demiyor. Yanındaki ne veriyor. Ya büyük oyuncu kolay olunmuyor işte. Mesela bak şurada, şurada da kendi gol yapar. Evet. Ayak ayağına için. doladı. Bir kere sektirdi ayağında. Şurada vursa gol. Bak evet, Baksana top dolan. nereye gidiyor. Icardi Bahadır'a takıldı. Yalnız bu ya kaleci de kaleciye büyü deriz ya aç evet. elini kolunu ayaklarını. bak açıyor eline değiyor top. Bahadır'a üzüldüm 27 yaşında yeni oynamaya başlıyor. Aslında mesela geçen sene de Ankara gücündeydi ee, çok şans bulamadı ama bu, bu sene Bundesliga kalecisini kesti hocam. 3,5 senedir Bundesliga'da banka 11 oynayan kaleciyi aldı Ankara gücü o kaleciyi kesti Bahadır. Ona geçen Bahadır hafta o, o, sinyali verdiler. Ya geçen hafta da çok iyi oynadı. Doğru. Bravo hocam. 3 haftadır da ilk 11. ne <laughs> güzel şu küçük taraftar Galatasaray <laughs> taraftarına bak. Çok güzel bir görüntü ya. Icardi saçı yapmış. <laughs> Icardi saçı yapmış değil mi? Ne evet. kadar güzel bir görüntü ya. Bunlar tabii özendireceğiz ki gençlerimiz maçlara gidip böyle taşkınlık yapmadan takımlarını desteklemeleri çok güzel bir görüntü. Evet. Sasha Boy Kopenhag maçında attığı gibi bir şut daha denedi. Ama Sabek bak nerede? Evet. Görüyorsun değil mi? Sabek nerede? O sol dışarıda duran da Angelinho mu? Evet. Bak o da orada güzel. Şimdi mesela şuraya bak 4 8 Galatasaraylı var. Dönen topa dışarıda dönen 4 Galatasaraylı müthiş duruyor. orada golü yediği pozisyonda dönen topu alamıyorlar. Bak 1-0 mağlup duruma düştükleri pozisyonda dönen topa baskı iyi değil. Veya baskı mı geri kaçıp Merkezi kapatıp diğer arkadaşlara zaman tanıyıp çoğalabilme mi? Yani bunun birçok formülleri var. İyi vurmuş topa yalnız ya. Evet çok kıl payı gitti. Evet. Baksana top görüyorum. nereden gidiyor şuraya bak ya. Evet bu da Galatasaray'ın golü. Golü Ankara güçlü oyuncu kendi kalesine çıkarayım derken. Şanssızlık. Evet baksana ne güzel havalanmış ya. Çok hırslı hocam. Uçuyor baksana yerden ne kadar havaya çıkmış ya. <laughs> Evet işte 2-1 olunca mesela 1-1, bir 2-1 bir, bir, teknik adamların istişareye başlarlar. Hamle yapmak istiyorsa devam edelim. Okan Hoca da aynı anda iki teknik adam. Aynı sahnede. Biri 2-1 bir galip, biri 2-1 bir mağlup. Ne yapabiliriz, ne olması gerekir, maçı nasıl değiştiririz? Bunlar güzel şeyler. Sergio Oliveira'nın friki yine böyle direkt dibine gitti. Onu da iyi çıkardı. Evet o da güzel bir frikik. Tam direkt dibinden çıkıyor. Evet. Çok iyi uçmuş. Baksana ne güzel yaylanmış. Taraftara bak. <laughs> güzel ya. Taraftar olmadan olmuyor. Icardi'nin bir başka kafası. Kafa tabii. Burada da kafayı iyi vurmuş yalnız. Ha. Gelen ortaya pat kafayı dokunmuş. Kalecinin Üstüne doğru gidiyor ama tehlikeli bir vuruş. Hocam Galatasaray duran toplarda en çok pozisyon üreten takım XC üreten takım. Doğru. Burada Davinson Sanchez'in bir kafası direkten döndü. Icardi'nin evet. böyle kafasının kaleci çıkardı. Çok etkili kullanıyor Galatasaray. Doğru. Yani. Çok doğru. O ayaklar var. O ortayı yapan etkili ayakları evet, var. Hem Kerem Demirbay hem Aktürkoğlu Kerem Aktürkoğlu ikisi İkisi evet. ters ayak. Biri, biri sol, aynen. biri sağ. Bravo, bravo. İkisi de çok iyi kesiyor. Şimdi Davinson Sanchez de hem uzun hem güçlü. Hem şey... Yani sağlam geliyor kafa toplarına. Abdülkerim de öyle. En son Davinson kadar değil bu kornerlerde. Davinson daha sağlam. Daha, daha sert. sağlam. Daha, daha sert çık. Evet, ağzına sağlık. Sağ ol Sinan. Teşekkür ederiz. Biz Yorduk seni. Ederiz. Sağ ol. Biz teşekkür Ayrıca teşekkür ediyoruz bu hafta Sağ ol hafta kardeşim. Için. Hemen milyonere gel. 20 lira artı 20 lira. Toplam 40 lira milyon puanı al. Milyoner.